şimdi. Evlilikleri sadece 53 gün süren Merve Bulur ve Mert Aydın çiftinin. Geçen 44'tü, şimdi 53'e mi çıktı? 53. Hakikaten ya 44'te boşanma mı başladı? Davam başladı galiba. Bir hafta sürdü işte. Şimdi gidiyoruz. Taraflardan biri konuştu, Mert Aydın. Neden boşandıkları çok merak konusuydu. Bir açıklama geldi. Bakalım neden boşanmışlar. Evlilikleri sadece 53 gün süren Merve Bolur ve Mert Aydın çifti boşanmıştı. Abi olmadı, yürütemedik. Merve'ye her şey için çok teşekkür ediyorum. Magazin kulislerinde konuşulan neden ayrıldılar sorusuna o isimden yanıt geldi. Mert Aydın konuştu. Bu kadar teşekkürler, sağ olun. Çok? Bu kadar teşekkürler, sağ olun. Aydın boşanma sebepleri hakkında ne söyledi? Neden boşandılar? Yoksa çift en başından beri reklam evliliği mi yaptı? Mert Aydın'ın olay yaratacak açıklamaları neler oldu? İşte detaylar. Geçmişte sergilediği başarılı oyunculuk performansını şarkıcılık kariyerinde gösteremeyen Merve Bolur, ilişkilerinde yaşadığı hayal kırıklıklarını göz ardı etti ve aşka küsmedi. Mert Aydın'la aşka bir şans daha verdi. Ne kadar çirkin, belki de yanında erkek arkadaşım var. Sorunun farkında mısın? Çift ilişkilerinden evliliğe giden süreçte açıklamalarıyla da eleştiri okların hedefi oldu. Şey, bekaret kemeri asacağım. Düğünleri ve balayları da eleştirilerden nasibini aldı. Her fırsatta sosyal medyada aşk paylaşımlarıyla ispatlanmak istenen masal da sona gelindi. Evliliğe sadece 53 gün dayanan ve aniden boşanan çiftten Merve Bolur "yanımda babam var" diyerek konuşmadı. Lütfen, babam var yanımda, teşekkür ediyorum, hadi. Çocuklar, ben rahatsızım, rahatsız, beni rahatsız etmeyin lütfen. Mert, Merve'ye teşekkür etti. Abi olmadı, yürütemedik. Merve'ye her şey için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar teşekkürler, sağ olun. Merve Bolur'un boşanma aşamasında adam ettiklerimiz bakmaz oldu cümleleriyle ayrılık hakkındaki birçok teori de peş peşe geldi. Ortaya atılan iddialar sonrası Mert Aydın net konuştu. Evlenene kadar her şey yolundaydı dedi. İlişkileri boyunca sosyal medya üzerinden para toplayan çift için çıkan reklam evliliği iddialarına cevap veren Aydın, "severek evlendik, bunların doğruluk payı yok" diyerek hem kafaları karıştırdı hem de yaptıkları hareketleri göz önünde bulundurursak kendisiyle çelişti. Bolur'un kendisinin ameliyat sürecinde beklediği ilgiyi göstermediği haberlerini de yalanladı. Evliliğin 6. günü annesinin evine döndüğü iddialarına değinen Aydın, "ne Merve ne de ben öyle bir şey yaptık. Evlilik sürecimiz boyunca beraber yaşadık" vurgusuyla son noktayı koydu. Boşanma talebinin ilk kendisinden geldiğinde belirten Aydın, "boşanmayı ben istedim" dedi. Hala inanamıyorum şu anda gerçekten. Merve Bolur'un kinayeli göndermesinden sonra Aydın'ın "boşanmayı ben istedim" cümleleri ikili arasında ortalığı karıştıracak gibi duruyor. Bir şey gördü Seren. Yine hayvanlarla ilgili bir şey oldu galiba. Evet. Evet. Yok, artık dayanılacak gibi bir şey değil. Gerçekten artık sabrımız gerçekten taştı yani. Şu anda yine geldi, yine Sarıyer'de bir hayvanı katlettiler. Gebze'de dün demir işçileri içeriye giriyorlar. Gebze'de o çöp torbalarının içerisinde ölü hayvanları gizliden çekip bizlere yolluyorlar. Yani bu işin artık gerçekten sonu geldi. Bu işin artık gerçekten sonu geldi. Yani bu hayvanları oraya öldürmek için götürdükleri artık çok açık ve aleni bir şekilde ortada. Bu artık dayanılabilecek. Yani sinir sistemi kalmadı. Yemin ediyorum uyanmak istemiyorum. Çünkü uyandığım zaman bunlarla içeceğim. Bu arada da mesajlar programın gidiyor. Başında söylemiştim. Bu iki kişi hayvanlara zulmeden, hayvanları katleden, hunharca katleden o iki kişi tutuklandı demiştim. Maalesef serbest bırakılmışlar. Onu da haberini vereyim size. Şimdi biraz o konuya geleceğiz. Şimdi başka birazdan Ajda Pekkan'la beraber bu konuya da gireceğiz. Birçok mesaj geliyor. Evet ya, maalesef hayvanlarla alakalı şey hiç... Katliam iyice hızlanmaya başladı. Şimdi Merve Bulur'la Mert Aydın evliliğine döneceğiz. Şimdi evliliğin reklam evliliği olduğu konuşuldu bu kadar kısa sürdüğü için. Biliyorsun onlar TikTok'ta bir yayınlar yaparak para kazanıyorlardı. Bunun üzerine evlilik acaba reklam mı dediler. Neden ayrıldıklarını da bilemiyorlardı. Şimdi herkesin bu kafa karışıklığı şöyle giderildi. Mert Aydın diyor ki,
Biz severek evlendik. Bunların hiçbir doğruluk payı yok. Hem de yaptıkları hareketlerle göz ön... Şöyle, benim diyor ameliyatımda bana gerekli ilgiyi göstermedi. Erik, öyle yani, diyor. Evet, gerekli ilgiyi göstermedi. Açıklama mı yaptı? Evet. Yani gerekli ilgiyi bulamadığından dert yanmış. Bir de evliliğin 6. gününde Merve Bolor'un annesinin evine zaten gittiği konuşuluyor. Bazı dedikodularda şunu söylüyor. Merve kısıtlamalara gelememiş. Bence de Mert Merve'yi kısıtlamıştır bu arada. Ben o çocukta biraz sert bir tavır hissediyorum. Şimdi bak, bu hastalık o kadar önemli bir şey ki. İnsan grip oluyor. Gripte bile birisi baksın istiyor. Çünkü takatin olmuyor, nefes alamıyorsun falan filan. Bu iyi günde kötü günde imza atıyorsak o kötü günde yanında olacaksın kocanın. Merve dağınık bir kız. Murat Dağkılıç'la evliyken de çoraplarını atıyormuş her yere şeymiş, dağınıkmış. Çoraplarını mı? İşte çorabı atıyormuş salonun ortasında. Öbürküze yani, kız. Evet. Yani şeymiş, dağınık bir kız. Kadının çorap attığını hiç görmedim. İşte mesela yani her yer her yerdeymiş. Yani bir kadınlık, bir mutfak, bir kahvaltı hazırlasın. Bir şey, böyle şeyleri yokmuş bir şeyin. Murat da aynı şeyleri etrafına tamam, söylüyor. Tamam yani yemek hazırlamayabilir. Şimdi, tamam ama yani bir düzenli de olacak. Yani çorabı bir kadın da evde yani hani her taraf her tarafta salonda olmaz, çoraplar onlar bunlar. Bu kız dağınık bir kız olduğunu Murat da o zaman etrafına söyleyip bizim de kulağımıza gelmişti. Yani böyle ev kadını olup da hani kocasına kahvaltıları hazırlasın falan filan böyle bir kız değil bu. Şimdi tabii evlilikten kastımız tabii biraz da böyle bir düzen istiyorsa bu çocukta o düzeni zaten Merve'de bulamayacak. Bu arada Mert şunu da yalanlamış, onu söyleyeyim. Biz evliliğimizin son gününe kadar aynı evde yaşadık. İkimiz de hiçbir yere gitmedik demiş. Ama sorunlar ne bilemiyoruz. İşte ikiniz de gitmediniz. Her şey güllük gülistanlıklı. Birdenbire de ayrıldık derseniz bu sefer de insanlar sizin reklam yaptığınızı düşünür. Doğal olarak. Mutlaka bir şey oldu, olmadı. Bu çocuk bir şey söyleyemiyor bence. Söyleyemediği şey de bence... Şimdi bak bu kız şeyden sonra şimdi yeni fotoğraflar paylaştı. Acayip acayip hareketler yapıyor gene. Dilini çıkartıyor, bir şeyler yapıyor falan. İşte bu normal hareketler değil bunlar. Yani şimdi hani bunlar böyle anlaşamadılar da boşandılar falan gibi bir şey değil bu. Kızı da çok seviyorum biliyor musunuz bu Merve'yi? Fakat seviyorum. Mutlaka bir psikoloğa gitmesi gerektiğini düşünüyorum onun. Bir destek yani, alabilir ya. Destek en alsın. Azından, ya ben bunda Merve'nin, bir şey yok. Hepimiz alalım. Ya ben Merve'nin yakın yani. Arkadaşlarına da burada çok görev düştüğünü düşünüyorum. Şimdi biz kimseyi böyle durumlarda dinleyecek falan bir kız değil. Şimdi bak, mümkün değil. Şu yani. An akut tamam mı? Akut yani yara kanıyor. Hala devam eden bir şey var. Eğer gerçekten sevdiyse. Böyle durumlarda gerçekten yakın arkadaşlar çok kıymetli. Bence senin babası iyiliğini isteyenler. Babasını çok beğendim ve ben babasını çok aklı başında çok düzgün bir adam belli. Bence baba birazcık Merve'nin bu sosyal medya paylaşımı. Yani bu kız kendi kendine bu kadar yaralayamaz. Delirteceksin beni. Vallahi o kadar baktım her bu şeyde programda işlediğim birçok konuyu gidip yardım etmeye, içselleştirmeyeceğim. Zamanım yok yani sana da buradan atlayıp gelmek istiyorum. Ne olursun babasına buradan sesleniyorum. Çok beyefendi, çok düzgün bir ailesi de var Merve'nin. Rica ediyorum şu Merve'nin şu hareketlerini çünkü neden yani bu kızın film setlerine, dizi setlerine dönmesi lazım. %100. Bu hareketlerle dönemeyecek ya. %100. Yani buna üzülüyorum. Bu şey üçte biri etmeyen güzellikte, kabiliyette tipler... Politik oldukları için, her şeyini ortaya sermedikleri için şu anda dizilerdeler sinsi ya. Sinsi oldukları için. Merve sinsi bir kız değil ya. Yok değil. İşte o anında kafaya geliyor. O anda dil çıkarmak istiyor size. Fotoğraf çekiyor, yayınlıyor. Yalnız çünkü. Yani bu çünkü herkese de anlaşamaz. Bu belli yani. O yüzden de anne baba olarak birazcık... Ya ben yani. Kimseyi dinleyeceğini de veya sanmıyorum. Bizi dinliyorsa kızın... bizi dinliyorsundur şu an. Sen. Hiç kimseyi dinlemez. Bu çok kafasının dikine bir kız Merve, ya. Merve çok güzel bir kızsın ya. Ya şu kemik yapın var ya senin. Şu yüz yapın. Son derece güzel görünüyor ekranda. Kendini deli gibi yapıyorsun. Yapma hiç hayatım yoktan. Ya. Ya valla ben yani üzülüyorum çünkü gerçekten seni şeyde Kuzey Güney'de seyrettim. Abi yani çok değişik bir tipsin. Ya küçük sırlar mı ne vardı? Yani herkes birbirine benziyor ya dizilerde. Saçlar sarı işte saçlar aynı tipler falan. Başka bir tipsin. Yapma hayatım şunları. Kes şu anormal hareketleri. Sen şimdi bahsedilmenin seni gündemde tuttuğunu düşünüyorsun ama bu gündem senin işine yararsa gündem. Bu gündem senin işine yaramıyor. Senden bir şeyler götürüyor anlamıyorsun. Bir gün deli diyecekler tamam. Bunları da biz yayınlamamaya başlayacağız bir gün. Yapma hayatım.
Git güzel evet. fotoğraflar çektirtir, git bir şeyler yaptırtır ya. Hakikaten ya. Şöyle stüdyoya girsen, güzelliğini, o kırmızı rujun en yakıştığı kadınsın sen. Makyaj firmasının yüzü olmuştun bir ara. Evet. Bende bile var senin rujun. Yani yapma hayatım bir gerçekten. Bir de benim öğrendiğim bir şey var ki, Merve'nin paraya da biraz ihtiyacı varmış. Ama böyle kazanamaz ki. Bunu hiç kimse almaz. Bu deli derler, bununla mı uğraşacağız derler. Almazlar seni dizilere falan. Aşkım benim, ne olursa toparla kendini, bırak ya. Üf. Olmadıysa olmadı, gitsin. Başkası olur, önemli değil. Sen işine gücüne ver kendini, gerçekten söylüyorum. Her şey yalan. Koca da gider, o da gider, bu da gider sevgili. Ben sana söylüyorum. Bir tek işin seni kuvvetli ayakta. O işi, bak, kuvvetli yapan bir insana parası da değil. İnan ki bak, para da sonra geliyor burada. Burada senin başarın, başarılı olman. Başarı var ya, her şeyi örter. Başarılı insana hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Doğru söylüyorsun. Çok haklısın, biliyor musun? Başarı senin en büyük zırhın. Seni yani. Koruyacak bütün o... Sen insanların kötü olduğunu düşünüyorsun, ben anlıyorum. İnsanlar kötü diye kendini deli gibi yapıyorsun ama yapma. Senin içindeki iyi insanı da bize kaybettirtme. Aşkım yani. İnsanlar, çoğu insan kötü. Evet. Görüyoruz bunu. Hepimizin deneyimliği. Biz de deneyimliyoruz. Zannediyor musun ki bir tek seninle uğraşılıyor? Ama bunlarla geçirecek zamanımız yok. Böyle vakit bir vaktimiz kaybı, yok. Hayat lazım. Bir kere geldik, iki kere yüz yıllık hayatımız olmayacak. Bir kere olacak. Onunla ne kadar yaşayacağımız belli. Bunlara mı takılacaksın? Biz ne yapıyoruz Bircan'la, biliyor musun? Bunu yazmış. He yapıyoruz, geçiyoruz. Çünkü vaktimiz yok. Bile, gerçekten. Vaktimiz yok. Hemen başka bir haber var. Ertesi gün başka bir gündem var. Ertesi gün yani herkese bir cevap vermeye kalksak hayatımız bunlarla geçmek zorunda kalır. Yapma. Bırak, boşver, salla gitsin. Sal ama lütfen aklına mukayyet ol. Şimdi başka enteresan bir ilişkiye geçiyoruz.